Değerli takipçiler, merhaba. Ben Deniz Kudret Ayıldır. Bugün sizlerle farklı bir konu üzerinde durmak istiyorum. Ve konumuzun ana başlığı neden para kazanamıyoruz olacaktır. İster Forex olsun, ister Viyop olsun. Çoğu kişi maalesef istikrarlı bir kazanç elde edemeyeceğinden şikayetçi. Ve bunu da gerçekleştirmiş olduğu işlemlerde görebiliyor. Tabii para kazandığı işlemler oluyor ama totalde baktığımızda aslında kalıcı bir iyileşme ya da önemli kazanç örnekleri oluşturamıyor. Hani bir istatistik bilgi verecek olursak 10 tane işlem açıyor, örnek veriyorum. Bunlardan işte 4 tanesi kârda kapanıyor, 6 tanesi zararda kapanıyor. Ve yatırımcı zararlı adedinin fazla olmasından dolayı büyük bir sıkıntı, olumsuz bir psikoloji ile süreci devam ettiriyor. Ve bu da zaten işlem psikolojisine yansıyor. Şimdi burada birkaç hususu dile getirmek istiyorum. Neden para kazanamadığımızı aktarmak istiyorum. Ve para kazanmak için de nelere dikkat edilmesi gerektiğini izah etmek istiyorum. Çünkü bu konu gerçekten çok önemli. Özellikle finansal piyasalarda yer almak isteyenler, paradan para kazanmak isteyenlerin belirli bir disiplinli süreç oluşturması gerekiyor. Aslında kazanç için en başta yapılması gereken husus disiplin. Şimdi bizler sermayesi üzerinden getiri elde etme adrenalini içerisindeyiz. Bu sebeple de Ahmet'in parası Mehmet'in parasından farklı olacağı için bunların risk anlayışı da farklı olacaktır. Bu sebeple de ayağınızı yorganına göre uzat deyiminden yola çıkarak sermayemize uygun bir risk yönetimi oluşturmak gerekiyor. İşte FX piyasasında 50 bin Türk lirası üzerindeki sermayeye sahip olanlar piyasada yer alıyor. 50 bin Türk lirasının altındaki kişiler birazcık daha işte Viyop'a kaymaya çalışıyor ki burada iş yapsın. Tabii maalesef yurt dışına kaçan, yurt dışında işlemler yapanlar da söz konusu. Bu da ayrıca zamanda zaten Sermaye Piyasası Kurulu tarafından dikkatle takip ediliyor. Şimdi benim burada aktarmak istediğim sermayemize uygun bir risk yönetimi yapmak. Genellikle hep sorarlar. Hocam işte ne kadarlık bir kazanç elde etmem lazım? İşte stop loss'um ne olmalı? Take profit'im ne olmalı şeklinde. Tabi burada klişe bazı şablonlar konuşabiliyoruz. İşte 1'e 2 olsun, 1'e 1,5 olsun, 1'e 3 olsun gibi gibi. Bunları da zaten ben daha önceki risk yönetimi video çalışmalarımda aktarmıştım. Ama önemli olan burada sizin öncelikle risk yönetimini nasıl yapacağınızdır. Bunun için de sermayenize uygun lot miktarı, yani işleme girdiğiniz zaman kaç lotluk, kaç birimlik, kaç miktarda işlem açacaksınız, teminatınızın ne kadar yapmanız lazım, bunu öncelikle bilmeniz lazım. Bu birincisi. İkincisi, hesabınızdan ne kadar kazanç elde edeceksiniz, beklentiniz, yani sizi tatminkar edecek rakam nedir? Örnek veriyorum, 1000 dolarlık bir hesabınızda sizin için makul getiri nedir? Şimdi lütfen 1000 dolarda ben 1000 dolar kazanmak istiyorum gibi cevaplar vermeyin. Rasyonel ve makul kazançlardan bahsediyoruz. 1000 dolarda örnek veriyorum 100 dolar aylık anlamda size bir getiri sağlarsa bu sizin için memnuniyetli olacak mı? Yani tatminkar olacak mı? Yoksa siz de ya 1000 dolarda 100 dolar kazanmışım ne ki mi diyeceksiniz? Öncelikle kendinize rasyonel hedefler vermeniz gerekiyor. Hani kervan yolda düzülür hesabı değil. Burada özellikle ve özellikle sermayenize uygun bir risk yönetimini oluşturmanız gerekiyor. Bakın daha işin teknik analizde temel analizinde değiliz. Sermaye yönetimi. Aslında Türkiye'de yaşadığımız için bunu bizden daha iyi yapabilecek var mı? Çünkü aldığımız maaş belli. Yapacağımız harcamalar belli. Üzerine çıktığımız zaman denge bozuluyor. Piyasalarda da böyle. Hesabımız belli.
Hesabımıza göre açacağımız pozisyonlamalar belli. Dışına çıktığın zaman işte o zaman sıkıntı olacaktır. Bu sebeple de öncelikle risk yönetimi. Bakın, pozisyona nereden girdiğiniz, nereden çıktığınız, bunlardan bahsetmiyorum. En başta risk yönetimini doğru yapmak lazım. İşte burada yine klişe 1:1, 1:2, 1:1,5, 1:3 oranlar. Bu neden önemli? Eğer kazandığınız rakam kaybettiğiniz rakamdan büyükse, işte orada 10 tane işlem açtım, 4 tanesi kârda, 6 tanesi zararda gibi bir kafanızda olumsuz psikoloji oluşmaz. Eğer kayıplarınız az, kazançlarınız çok ise o zaman siz işlem adediniz, yani kârlı işlem adediniz az olsa dahi sorunu çözebilirsiniz. İşte bu sebeple de özellikle kazancınızdan daha küçük kayıplara ihtiyacınız var. Ama biz ne yapıyoruz? Kazançlar küçük, kayıplar çok. Neden? Çünkü stop loss kullanmıyoruz. Çünkü biz piyasadan daha akıllı olduğumuzu düşünüyoruz. Hayır, piyasadan daha akıllı olamazsınız. Bunun için çabalamaya ihtiyacınız yok. Çabalamayın zaten. Piyasa neredeyse siz de oradasınız. Hiçbir varlıkla duygusal bağlantı içerisine girmenize gerek yok. Dolar Türk Lirası yükseliyorsa, ya ben şimdi dolar alırsam vatan haini olacağım gibi bir psikolojiye kapılmamak lazım. Dolar Türk Lirası düşüyorsa siz negatif taraftasınız. Dolar Türk Lirası yükseliyorsa siz pozitif taraftasınız. Çünkü işin içine duygusallık karışamaz. Siz profesyonel bir trader olma çabası içerisindesiniz. Paradan para kazanacaksınız. Dolar Türk Lirası olur, Euro Dolar olsun. Şimdi siz Dolar Türk Lirası'nda bunu yapıyorsunuz diye gidip Avrupalı vatandaş Euro Dolar'da aynı duygusal yapı içerisinde mi olacak? Hayır. Sonuçta burada profesyonel bir para kazanma süreci var. Ons altın, Dolar Türk Lirası, Euro Dolar, Sterlin Türk Lirası, Sterlin Yen, Euro Yen. Aklınıza gelebilecek bütün varlıklar. Önce bir risk yönetimi profil oluşturmanız gerekiyor. Sizin için her gün bir tane işlem açacak mısınız? Her gün kaç tane pozisyon açacaksınız? Günlük beklentiniz nedir? Haftalık beklentiniz nedir? Aylık beklentiniz nedir? Oturacaksınız böyle bir çocuğun ödevini yaptığı gibi siz de bu ödevinizi gerçekleştireceksiniz. Akabinde bir sonraki aşamaya geçebilirsiniz. Diyeceksiniz ki benim hesabımda, ben Forex piyasasındayım. 20 bin dolar hesabımda para var. Diyorum ki ben gün içerisinde bir tane pozisyon açacağım. Ve o pozisyon gün sonundan önce kapanmak zorunda. Bunun neticesinde elde etmeyi düşündüğüm kazanç 400 dolar. Yani bu ne demek? Bir lotta 40 pip. Peki 400 dolar kazanırken, kazanmak isterken buna karşın katlanabileceğim risk, yani zarar durdu ne olacak? Diyelim ki 20 pip, yani 200 dolar. Bu ne demek? Bir birim zarara karşın 2 birim kar elde etmek. Şimdi bunu oluşturdunuz ve buna göre adım atıyorsunuz. Her gün bir tane pozisyon açıyorsunuz, bir lot. Sonucunda para kazanırsınız, para kaybedersiniz. Ama o gün işleminizi bir tane işlemde kapatıyorsunuz. Ertesi gün, ertesi gün, ertesi gün. Bir ay sonra totale bakıyorsunuz. Totalde başarılı mısınız, değil misiniz? Risk yönetiminin ana mantalitesi budur. Peki bu oranları nasıl belirleyeceğiz? Şimdi burada iki seçenek var. Bir, standart kalıba bağlı gidersiniz. Bu ne demek? 1:1,5, 1:2, 1:3 gibi oranlar. Tabii bunu yaparken de mantıklı hedeflemeler yapmak gerekiyor. Neden? Şimdi diyelim ki bu yatırımcı 20 bin dolarlık sermayesi var. Günlük kazanç beklentisi 400 dolar. Euro dolar paritesinde 400 dolar demek bir lotta 40 pip demek. Makul mü? Makul. Peki ben 400 dolar değil de 1000 dolarlık bir kazanç elde etmek istersem bu ne demek? Bir lotta 100 pip demek. 100 pip peki eurolarda her gün gerçekleştirilebilecek bir rakam mı? Hayır. İşte burada işlem gerçekleştireceğiniz varlığın karakteristik özelliğini bilmekte fayda var.
Aslında bu konuda çok şanslısınız. Neden? Çünkü MetaTrader'da araçlar sekmesi altında tarihçe merkezini bakarsanız orada günlük, haftalık, aylık en yüksek ve en düşük fiyatları görerek pip değerlerine ulaşabilirsiniz. Yani euro dolarda son bir yılda günlük kaç pip hareket etmiş, ortalama kaç pip hareket etmiş, maksimum kaç pip hareket etmiş, minimum kaç pip hareket etmiş görebilirsiniz. O zaman varlığa ilişkin rasyonel bir beklenti oluşturulabilir. Mesela çok basit bir örnek vermek istiyorum. Tarım dışı istihdam, ortalama saatlik kazançlar, işsizlik oranı. Amerika'dan her ayın ilk haftası Cuma günü yaz saati uygulamasıyla 15.30, kış saati uygulamasıyla 16.30'da gelen veriler. Euro dolar paritesi 2013 yılından itibaren dikkate aldığımızda ortalama 50-55 pip değerinde bir hareketi vardır. Veri açıklandığı an. Peki 2017, 2018, 2019 yıllarına baktığımızda ortalama 30-35 pip hedeflemeleri vardır. Eğer siz bunu istatistiki anlamda yaparsanız o zaman mevcut gün içerisinde ya da veri içerisindeki senaryoları değerlendirebilirsiniz. Mesela bu istatistiki anlamda en yüksek pip değeri 160, en düşük pip değeri 25 pip. Buna göre kendinizi şekillendirebilirsiniz. Yani standart kalıp artı varlığa uygun hale getirmek. Bunun için çalışmak gerekiyor. Yani körü körüne oradan işlem açtım. İşte şuraya desteğin altına, direncin üstüne yazmak gibi. Bunu yapabilirsiniz ama arka planında mantıklı yani rasyonel hedeflemeler vermek lazım. Ve stop loss muhakkak ve muhakkak yazılmak zorunda. Maalesef yatırımcılarımız stop loss kullanmıyor. O yüzden de kaşıkla aldığını kepçe ile veriyor tabiri gündemde oluyor ve bu sefer de para kazanamıyor. Şimdi risk yönetimini yani para yönetimini bu şekilde tamamlamış olduk. Yani para kazanmak için risk yönetimi aşamasını geçtik. Şimdi risk yönetiminde başarılı olabilmek için aslında dikkat etmemiz gereken bir diğer hususa bakmak lazım. Eğer biz para yönetiminde başarılı olmak istiyorsak doğru bir analiz yapmamız gerekiyor. Doğru analiz yapamazsak risk yönetimi de çok fayda sağlamayacaktır. Doğru analizden kasıt şu. Teknik ve temel analiz yöntemlerini birleştirerek, bunları harmanlayarak ve teknik analizdeki yöntemlerle işleme dahil olabilmektir. Normal şartlarda genellikle hep şu söylenir. Nereden işlem açtığınız değil, pozisyonu nereden kapattığınız çok önemli. Aslında bunu global anlamda değerlendirdiğimizde çok doğru bir yaklaşım. Çünkü önemli olan nereden açtığınız değil, nerede pozisyonu kapattığınızdır. Ama ben bunu Türkiye'deki yatırımcı profiline uygun olmadığını düşünüyorum. Çünkü sermaye miktarı az olduğu için nereden pozisyona girdiğini de maksimize etmen lazım. Yani doğru noktada yer almak gerekiyor. Doğru noktada yer alabilmek için de teknik analiz yöntemini iyi bir şekilde benimsemek gerekiyor. Ama teknik analiz yöntemini iyi bir şekilde benimserken kompleks bir yapıdan değil, çok basit bir teknik analiz yöntemiyle bile bu işi çözebilirsiniz. Önemli olan varlığın trendini görebilmek. Trend kanal çizgilerini oluşturabilmek. Buna uygun destek direnç noktalarını belirleyebilmek. Ve yardımcı kaynaklar, örnek veriyorum hareketli ortalama, Bollinger bandı, RSI gibi çok önemli bilindik yardımcı araçlardan da destek almak. Bunları sağladıktan sonra pozisyona giriş noktanız trend doğrultusunda olması gerekiyor. Mümkün olabildiğince trend dip ve tepe noktalarına yakın olması gerekiyor. Bakın dip ya da tepe noktasından değil. Dip ya da tepe noktalarına yakın olması. Ama eğer yakın değilse de muhakkak trend yönünde pozisyon açması. Hani şu var. Mesela euro dolar yükseliş trendinde ama RSI ise sat sinyali veriyor. Hayır. Bu sinyal doğru değil. Neden doğru değil? Hani başarılı olsa da doğru değil. Neden? Çünkü biz trend içerisinde ters pozisyon açıyoruz. Hayır. RSI bana al sinyali verirken yükseliş trendinde
önemli bölgelerden dönüş kaydediyorsa varlık, o zaman ben alım tarafında yer almalıyım. Yani indikatör size al ya da sat sinyali verdiği zaman körü körüne hepsinde işlem açmak doğru değildir. Önemli olan burada trend. Trend yükselişse ben pozitif tarafta yer almak istiyorum. Trend düşüşse ben negatif tarafta yer almak istiyorum. Bu da aslında sizin karakteristik özelliğinizle alakalıdır. Kimi ayı piyasasında yer almak ister, kimi boğa piyasasında yer almak ister. Bunun en canlı örneği bugüne kadar yapmış olduğunuz işlemlerin özetini çıkartın. İstatistiksel raporunu çıkartın. Diyelim ki 300 tane pozisyon açtınız. 190 tanesi satış, 110 tanesi alış. 190 tane satışın diyelim ki işte 120 tanesi karda, 70 tanesi zararda. 110 tane alışın diyelim ki 70 tanesi zararda, 40 tanesi kazançta. Demek ki siz satış tarafında daha başarılısınız. O zaman sizin için düşüş trendinde olan varlık seçimi daha faydalı olacaktır. Bakın bu işin psikolojik boyutu çok önemli. Sizin karakteristik özelliğinizi piyasaya uyarlamanız gerekiyor. Piyasadan maksimum verim elde edebilmeniz için kendinizi piyasaya adapte etmeniz gerekiyor. Herkes satış ve alış işlemlerinde aynı oranda başarılı olmak zorunda değil. Örnek veriyorum, ben satış işlemlerinde kendimi daha başarılı hissediyorum. O yüzden de yükseliş trendi olan varlıklarda kendimi çok başarılı hissetmiyorum gibi. Bu şekilde kendinizi de bir karakteristik özelliğinizi belirlemeniz gerekiyor. Ve teknik analiz yöntemini iyi bir şekilde oturtarak nereden pozisyona dahil olacağınızı bilmeniz gerekiyor. Ya nasıl olsa ben bir yerden girerim. Stop'umu, take'imi ona göre yazar çıkarım. Hayır. Bu yurt dışında profesyoneller için geçerli olabilir ama Türkiye'de belirli sermaye miktarını yöneten kişiler için geçerli değildir. Bu sebeple de risk yönetimi ve risk yönetimini doğru bir şekilde yapabilmek için iyi bir analiz yöntemi eğitimine ihtiyacınız vardır. Ancak bunları sağlayabilirseniz istikrarlı bir kazanç elde edebilme imkanı olabilir. Ama biz ne yapıyoruz? Sanki bunu bir oyunmuş gibi görüyoruz. Kulaktan dolma bilgilerle işlem yapmaya çalışıyoruz. Hayır, kendinizin bir sistemi olacak. Temel analiz bilginiz olacak, teknik analiz bilginiz olacak ve bununla birlikte bunları tamamladıktan sonra doğru bir risk yönetimi aracınız olacaktır. İşleme gireceğiniz varlık belli. Gireceğiniz lot miktarı belli. Stop loss belli. Take profit belli ise makro dinamikleri de inceliyorsanız o zaman siz başarılı olabilirsiniz. İşlem adedindeki kazanç kayıp rakamı değil, toteldeki başarı oranınız önemli. Bu sebeple de az zarar, çok kar mantalitesine rasyonel bir şekilde gitmeniz gerekiyor. Yoksa hiçbir şekilde başarılı olamazsınız. Bakın şunu unutmayın. Elinizde kahve, ayağınızı koltuğa uzatıp televizyonu izlerken bir yandan da laptop ekranı ya da telefon ekranı da işlem açıp para kazanamazsınız. Çok uzun yıllar fon yöneten, aynı zamanda analiz yapan birisi olarak hem fon yönetimi tarafındaki tecrübelerim hem de analiz yazarkenki tecrübelerim bana şunu gösteriyor. Piyasada kolay para kazanmak diye bir şey yoktur. Para kazanmak istiyorsanız çelik gibi bir iradeye ve doğru bir psikolojiye sahip olmanız gerekiyor. Bu kolay değil. Bunu sektörde belirli yıllarda mesleki tecrübe elde etmiş kişiler dahi beceremiyor. Bunu becerebilmek için gerçekten disiplinli olmak lazım. Dışarıya kulaklarımızı kapatmak, kendimizi bu konuda geliştirmek ve kendimize uygun bir sistem oluşturmak gerekiyor. Ben Ahmet'e söylediğim şeyi Mehmet'e söyleyemem. Fatma'ya söylediğim şeyi Aslı'ya söyleyemem. Bu sebeple de herkesin kendi karakteristik özelliği ve risk yönetimi bellidir. Belli olmak zorundadır. Yoksa varlığın o anki beklentisi inanın çok önemli değil. Dolar Türk Lirası buradan sonra 6.50'ye de çıkacak olması, belki 7'yi görecek olması ya da alt tarafta 5.50'yi görecek olması önemli değil. Bu tahminsel anlamdaki farklılıklar ya da tahminler gerçekten önemli değil. Önemli olan sizin trade'e bakış açınız. Yani gün içi işlemci misiniz, day trade misiniz, yoksa orta vadeli misiniz, uzun vadeli misiniz? Bunu belirlemek. Ama çoğunluğumuz
Gün içerisinde işlem yapmak için oluşturduğu bir görüntü sistemdir. O zaman dolar Türk lirasının yıl içerisinde 7'yi görecek olması sizin umurunuzda olmaz. Ya da 6,5'ı görecek olması sizin umurunuzda olmaz. Siz gün içerisinde ilgili varlık nereye gidebilir? Bunun analizini yapmanız gerekiyor. Yani gün içerisindeki trade'i gerçekleştirmeniz gerekiyor. Buna göre bir akış yapmanız lazım. Gün içerisinde doların işte 5.90'a mı düşecek? 6.15'e mi çıkacak? Bunları takip etmeniz gerekiyor. Gün içi analizler yapmanız gerekiyor ki burada çok kolay değil, zordur. Bakın, gün içi işlem yapabilmek çok kolay değildir. Makro temel gelişmeleri benimsemen gerekiyor. Bilinmedik bir sürü faktör var. Bir yandan S400 haberi gelir, dolar Türk lirası hareketi değiştirebilir. Hani bunlara hazırlıklı olmak gerekiyor. Bu sebeple de hangi vadede, nasıl bir vade seçeneği oluşturacaksınız? Kısa vade, orta vade, uzun vade, bunu belirlemek gerekiyor. Risk yönetimini belirlemek gerekiyor. Hangi varlıkta işlem açacağınızı bilmeniz gerekiyor. Ana tema bu şekildedir. Bunların üzerinde çalışma yapmak, kafa patlatmak gerekiyor. Ve kendinizi finansal piyasalarda geliştirebilecek kadar eğitim çalışmalarında yer almanız gerekiyor. Kitap okuyun, videoları izleyin. İşte bu işle alakalı kendisini uzman olarak sizlere tanıtan, gerçekten bir sektör, bir kurum nezdinde aktif bir şekilde çalışan kişilerden de bu konuda yardım alın. Ama dediğim gibi bu iş çok basit değil. Bu iş sıradan bir vatandaşın ya da bir firmada çalışan bir analistin size şöyle olacak, böyle olacak diyecek kadar basit bir şey değildir. Risk yönetimi, sizin kendi karakteristik özelliğinizin piyasa uyarlanması ve bunlarla birlikte doğru analiz yöntemleri sonucunda da istikrarlı kazanca doğru bir adım atabilirsiniz. Ama bunları sağlayamazsanız, hala kulaktan dolma bilgilerle, işte kısa yoldan para kazanacağım dürtüsüyle hareket ederseniz, maalesef 20 sene de geçse hala aynı şeyleri konuşuyor olacağız. 10 sene önce sektöre başladığımda bunları konuşuyorduk. 10 sene geçti, hala aynı şeyleri konuşuyoruz. İşte burada kendi karakteristik özelliğimizi, piyasaya bakış açımızı değiştirmemiz gerekiyor. Eğer değiştiremezsek o zaman kayıpların çok, kazançların az olduğu bir dönem bizi bekliyor olacaktır. Benim sizlere nacizane tavsiyem kulaklarınızı dışarıya kapatmanız, kendi karakteristik özelliğinizi piyasaya uyarlamanız, kendinizi geliştirebileceğiniz kadar geliştirmeniz, doğru analiz yöntemleri oluşturmanız ve risk yönetimini de iyi bir şekilde ve rasyonel bir şekilde yapabilmeniz olacaktır. Genel çerçevede neden para kazanamıyoruz, nasıl para kazanabiliriz sorusunun cevabı için sizlere nacizane olarak tecrübelerimi bu şekilde aktarmış oldum. Bundan sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle.